paraya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir son dakika, son dakika var. Girişte de konuşmuştuk. Yunan sahil güvenlik botlarının Türkiye karasularında bazı müdahalelerde bulunduğuna dair. Neredeyse adamlar dair balık tutacaklardı. Evet, evet, bayağı karaya da çıkmışlar. Karaya çıktılar. Şimdi ona dair niye açıklama yapılmıyor derken bir basın açıklaması geldi İçişleri Bakanlığı'ndan. Diyor ki İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides arasında bugün akşam saatlerinde Yunan botlarının işte görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede Bakan Yerlikaya Yunan sahil güvenlik botlarının karasularımızı ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti. Demek ki doğruymuş. Öyle anlıyoruz. Görüntü var zaten. İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı vesaire iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönü bulunmadığını, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağını belirterek konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarını bilgilendirecek. Yunan ordusu mu bunlar, balıkçısı mı bunlar? Sahil güvenliği. Yunan sahil güvenliği bir... Türk botlarını takip ediyor. Yok. Türk botu, hayır arkadaşlar. Kaçak. Arkadaşlar bir saniye. Daha feciyizi. İnsan kaçakçısını. Ekranda. İnsan kaçakçısı. İnsan kaçakçısı. Oradan başlıyor. Kovalamaya devam ediyor. Karaya çıkıyor. Karaya kadar çıkıyor. Onun bir de botunu alıp geri dönüyor. Botunu alıyor, geri gidiyor. Ya şimdi ya... Biraz kalıp aslında bir şey lokantaya gitse, evet, bir öğlen yemeği yese falan, ondan sonra da devam etse olabilir yani. Burada açıklanması gereken bu değil mi zaten? Yani ya, nasıl girdi oraya? Nasıl çıktı? Bu şey değil yani. Hani sınırları, batı sınırları korunuyor, doğuyu korumuyorlar diyorduk da. Ya nasıl girdi? Görev olarak neden İçişleri Bakanlığı açıklandı? Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı. Sahil Güvenlik. Sahil Güvenlik Komutanlığı. Sahil Güvenlik'te İçişleri Bakanlığı. Ve zaten şu anda büyük eleştiri de o kuruma yönelik olarak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Daha iki gün önce Bodrum'da oldu. Bodrum'da geldi, kıyıdan selam verdi, gitti. Bugün Datça'ya kadar geldi. Orada bir şey olmayınca karaya çıktılar. Orada bir şey olmayınca karaya çıktılar. Yani tabii, bu olacak şey değil, görülmüş bir şey değil. Şöyle düşünelim, kara sınır kapısından... bir komşu ülkenin güvenlik kuvveti içeriye giriyor. Tankla giriyor, çıkıyor. Mesela arabasıyla giriyor, içeride bir suçluyu yakalıyor, bir kilometre gidiyor, kendi ülkesine götürüyor gibi bir şey bu. Bu kadar kritik bir şey aslında. Gerçekten sonuçta namus yani bu. Öyle kolay Yavuz kabul edecek şey değil. Falan Yavuz Bey, ya yapmayın ne olur, gelmeyin denilecek bir şey de değil Yavuz bu. Yavuz Bey, şunu da... Yapmasına izin vermemek gereken bir şey. Şu daha fecisi şu. Adam kaçak, insan kaçakçısı geliyor bak. Yunan botu kovalıyor sahil güvenlik. Adam botuyla geliyor. Botu bırakıp Türkiye'ye gidiyor. Ya adam da girdi bu arada. Biz de şu anda aramızda dolaşıyor. Adamın botunu alıp gidiyorlar. Hani bir daha gelmesin. Topunu keseriz bir daha gelmesin. Bize gelmesin. Öyle var abi, topunuzu keserim ya, diye. Botunuzu keserim diyor yani. Çok çok ağır bir iş aslında. Yani bu ülkenin sınırlarını kim koruyor? Yol geçen hanımı? Yani... Çorum valisine dedi. Gittiler mi dedi? Gitti. Tamam. Tamam dedi ya, daha geri dönmez. Rahat olun dedi. Şimdi o merkezde oturuyor. Şimdi şuradan devam edeyim. Bu bilinçli bir sistem tercihi. Kayıt dışı hayat. Nedir bu? Söyleyelim. Bizde mali suçlar ve mali suçlarla ilgili TCK'nın ilgili kanun maddeleri uygulanmaz. Bunlar umursanmaz. Bunların üzerlerine hiç gidilmez. Yani şunu mu? Ekonomi dönsün diye göz ardı mı ediliyor bunlar? Aynen böyle. Ekonomi bu şekilde dönüyor. Bakın bu çok basit ve o kadar ispatı kolay ki. Çok rahat. Bakın ne diyorum? İki tane sicil sistemini inceleyecekler. Bir, trafik sicil sistemi. İki, tapu sicil sistemi. Trafik sicil sistemi ile tapu sicil sistemi örtbas edilen hayatların en güzel gösterildiği yerdir. Bunun birkaç tane örneğini vereyim. Ben eski bir tapu kadastro uzmanıyım.